Ziyaretin vesilesiyle imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıraları inanıyorum ki mevcut işbirliğimizi daha da tahkim edecektir. Gana halen Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'da 4. ticaret ortağı konumundadır. Şu an 400 milyon dolar olan dış ticaret hacmimizi inanıyorum ki 2020'de 1 milyar dolara çıkaracağız. Bugün 150'yi aşkın firmamızla buradayız. Firmalarımız Gana'nın ihtiyacına binaen enerji, altyapı ve konut inşaatı olmak üzere özellikle Gana'nın ekonomik kalkınma çabalarına doğrudan yatırımlarıyla katkıda bulunmaya kararlıdır. Biz de kendilerini teşvik edeceğiz. Kamu özel sektör ortaklığı Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. İnanıyorum ki bu model Gana'nın kalkınmasında da çok önemli bir rol oynayacaktır. Tabii ayrıca yapılacak temaslar neticesinde uzun vadeli karşılıklı iş ilişkileri kurulacağını ümit ediyorum. Değerli dostum, Mahama ile bölgesel konuları da değerlendirme fırsatını bulduk. Gerek bizim bölgedeki gelişmelerimiz, gerek Afrika'daki bölgesel gelişmeler görüşmemizin önemli başlıklarını oluşturdu. Tabii Afrika'da özellikle Gana, bunun yanında Nijerya bu bölgedeki terörle ilgili sıkıntıları ele alırken aynı şekilde ülkemizdeki terörle ilgili yaşadıklarımızı da yine değerlendirme fırsatımız oldu. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak terör örgütlerinin hedeflerini, yöntemlerini çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. The youth is the warranty of our future. Dini, dili, ırkı olmayan bu terörü dünyada tüm ülkeler hep birlikte lanetlemek ve karşısında tavır almak durumundayız. Türkiye, Gana'nın ve Ganalı kardeşlerinin yanındadır. Turkey shall always stand by the side of our Ghanaian brothers and sisters in fighting against terrorism. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Thank you.